Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Evet, dün malumunuz üzere ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının çözümüne ilişkin bir şekilde atılan olumlu adımlar ve gelen iyi açıklamalar bazında piyasalarda son derece olumlu bir hava esmeye başlamıştı. Özellikle gelişmekte olan ülke para birimlerinde dolara karşı bir değerlenme ve aynı zamanda da gelişmekte olan ülkeler ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu kapsam dahilinde endekslerde önemli bir alım dalgasının yaşandığına tanık olduk. Ancak dünkü durumu izah ederken bu husustaki anlaşmanın ne kadar sürebileceğini, daha doğrusu anlaşmaya varıyoruz şeklindeki iyimser açıklamaların ne kadar kalıcı olabileceğini ve her an her saniye gelebilecek olan farklı bir açıklamayla tablonun tekrar değişebileceğini vurgulamıştım. Nitekim her ne kadar 1 Mart tarihine yönelik olan son yaptırım süresinde bir erteleme konusunda bir sorun olmamakla birlikte Trump bu hususta bir anlaşmanın olmayabileceğinin de kapısını açık bıraktı. Yani böyle bir ertelemenin yapılması illaki ve illaki bir anlaşma anlamına gelmemeli şeklinde bir uyarıda da bulundu. Bu tablonun sonrasında ise arkadaşlar bugünü gelişmekte olan ülkeler o biraz sıkıntılı veya kar realizasyonu modunda geçirirken dolarda ise özellikle bu akşam gerçekleşen Powell'ın konuşmaları beklendi. Powell arkadaşlar bu akşam bir konuşma yaptı. Aynı zamanda yarın da bir konuşma yapacak. Hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da iki ayrı konuşma yapması bekleniyordu bu haftaya başlanırken. Ve Powell'ın konuşmaları bu hafta için önem ihtiva edecek. Birazdan Powell'ın bu akşamki konuşmalarında hangi hususların altını çizdiğine değineceğim ama ondan önce kısaca bir piyasa rakamlarına bakalım isterseniz. Japon yeninin bugün dolar karşısında az da olsa bir değer kazanımı içerisinde olduğunu görüyoruz. Dün 111'ler seviyesinin üzerini test etmişti. Euro dolar 1.1350'nin aşağısına inemedi. Powell'ın konuşmaları sonrasında tekrardan 1.14 seviyesine doğru bir yaklaşım göstererek dolar bazında bir değer kazanıyor ama buradaki esas faktörün veyahut da etkin faktörler içerisinde Brexit konusuyla ilgili olarak yine bir takım çözüm umutlarının gündeme gelmiş olması ve buna bağlı olarak da bir Euro'da güçlenme olduğu konusunu dile getirebilmemiz mümkün. Bunun haricinde Brent petrol Trump'ın açıklamaları sonrasında bir gerileme yaşamıştı. Tekrardan toparlama ve tepki çabası içerisinde bulunuyor. Altın ise güvenli liman algısının biraz daha farklılaşmasıyla birlikte değer kaybettiğini dünkü açıklamalarda ifade etmiştim. Ancak 1325 dolar üzerinde kaldıkça 1300 dolar üzeri 1330 doların üzerini test etmek ve 1340 ila 1360 dolar arasındaki direnç bölgesine tekrar ulaşabilmek adına niyetini devam ettiriyor bu bölgelere yakın hareketiyle. Evet arkadaşlar Powell diyelim arkasından da dolar TL'nin ve de Merkez Bankası'nın vadenin son günlerine yaklaşırken neler yaptığı konusunu açıklamaya çalışalım. Powell dedi ki arkadaşlar iş gücü piyasası oldukça güçlü seyrediyor. Enflasyon %2'ye yakın seviyelerde. 2019'daki büyümemiz 2018'dekine oranla biraz düşük kalabilir ama yine de güçlü büyüme devam edecektir dedim. Ve enflasyon hedefine gitmesi konusunda enflasyonla ilgili olarak herhangi bir kaygılarının pek de fazla olmadığını ancak ekonomi aşırı ısınmadı, ısınmıyor şeklinde bir ifade kullandı. Yani ekonominin aşırı ısınmamış olması bir anlamda faiz artışlarına bu yıl yapılacak mı yapılmayacak mı şeklinde net bir görüşün henüz oluşamadığı, kimi analistlere göre faiz artırımının hiçbir şekilde yapılmayacağı, hatta ve hatta faiz indirimlerinin olabileceğine dair bir takım söylemler olsa da Fed bir önceki toplantısında faiz artırımlarının sanki bu yıl hiç olmayacakmış gibi bir yaklaşım göstermişti. Ama son Powell konuşmasında faiz artırımlarıyla ilgili olarak duruma bakacağız, ekonomik verilere bakacağız. Ekonominin eğer gidişatında bir sorun görmüyorsak faiz artırımlarına da bilanço daraltılması konusuna da ara verilir şeklinde satır aralarından bir takım sinyaller çıkarılabilmişti. Şimdi de yine benzer bir şey söylüyor ve diyor ki ekonomi henüz yeteri kadar ısınmadı, enflasyon kontrol altında. Ama hemen arkasından bir başka şey söylüyor. Diyor ki son aylarda gelen veriler önemli çelişkiler yaratmakta. Yani bu gelen verilere bağlı olarak belki faizlerin artırılmayabileceğine dair bir takım söylemlerde bulunmuş olsa da bu verilerin yaratmış olduğu çelişkiler belki de veya bu verilerin yaratmış olduğu iyimserlikler belki de faiz artışı konusunda
bir tereddüt yaratıyor olsa da bu veriler gerçek manada önümüzdeki günlerde oluştuğunda her şekilde adım atabiliriz şeklinde bir yaklaşım gösteriyor. Yani arkadaşlar net bir şekilde faiz artırımı yapmayacağız diyemiyor. Veyahut da bir defa yapacağız şeklinde bir ifade de bulunamıyor. Verilere bakacağım diyor ama bu ana kadar gelen veriler her ne kadar zaman zaman faiz artışı yapılmasını engelleyici nitelikte olsa da bunlar da kafamızı karıştırıyor, çelişkili veriler geliyor diyor. Ve politika faizli hususunda yani bu faizlerin akıbeti konusunda Fed yetkilileri arasında da bir uyumun olmadığını, bu konuda herhangi bir karara varmış olmadıklarını tamamıyla ve tamamıyla önümüzdeki sürece bakarak bir karar vereceklerini söylüyorlar. Yani üç bilinmeyenli bir maç gibi veya çok bilinmeyenli bir denklem gibi ne olacağıyla ilgili olarak açık ve net bir ifade de bulunamıyor. Küresel büyüme risklerinin mevcut olduğunu ve bu büyüme risklerine bağlı olarak ise Amerika ekonomisinin de etkilendiğini, önemli riskleri görmezden gelemeyeceklerini ifade ediyor ve yine gelecekteki para politikaları konusunda yani bu faiz indirimi veyahut da artışıyla alakalı olan konularda sabırlı olmaya gayret göstereceklerini, çok erken adımlar atmamak adına bir çaba içerisinde olacaklarını ifade ediyor. Yani değerli dostlar, bu açıklamalara bir açıdan bakarsak sanki çok sabırlı davranacaklar, faiz artırmamak için ellerinden geleni yapacaklarmış gibi bir tablo görünüyor. Diğer yandan da gelen verilere bakacağım, eğer gerektiriyorsa faiz artırımı da yaparım, indirimi de yaparım şeklinde, yani veriler beni nasıl yönlendirirse öyle hareket edeceğim şeklinde bir karmaşık bir durum söz konusu. Bu karmaşa içerisinde de arkadaşlar piyasalar bu durumu çok net bir şekilde fiyatlamadı. Bu açıklamalardan sonra bilmiyorum yarın akşam da tekrar bir açıklamada bulunacak, bir sunumda bulunacak. Bu sunumda biraz daha net mesajlar verir mi? Onu da tabii ki piyasalar bekleyecektir. Ama şu anki tablo itibarıyla baktığımız zaman birazcık Brexit olayının etkisiyle Euro'nun değer kazandığını görüyoruz. Ama diğer taraftan gelişmekte olan ülke para birimleri ve bizim de içinde bulunduğumuz konumu da dikkate almak kaydıyla bu ülkelerin para birimlerinde dolara karşı bir miktar değer kaybının yaşandığını görüyoruz. Zira dolar bu açıklamalar öncesinde dolar TL 5.30'un aşağısında 5.29-5.30 aralığında hareket ederken bu açıklamalarla birlikte hızlı bir şekilde 5.31'e doğru bir yaklaşım gösterdi ve şu anda da 5.31 civarında seyrini devam ettirmekte. Değerli arkadaşlar, dün itibariyle, dün akşam vermiş olduğum analizde özellikle Merkez Bankası'nın bu hafta vade sonu yaşayacağını, Şubat vadenin bu hafta sonu, bu hafta itibariyle tamamlanacağına vurgu yapmıştım ve bu tarihlerde vadenin son günlerinde Merkez Bankası'nın biraz daha baskısını artırıcı bir eylem içerisinde olabileceğine dair ihtimallere vurgu yapmıştım. Bu açıdan bu hafta 5.30 desteğini korumak. Ama zaman zaman bu Merkez Bankası'nın vade sonu mantığı gereğince belki 5.28-5.30 aralığına doğru sanki 5.30 desteği kırılıyormuş gibi bir takım salınımlar olabilir. Ama genel manada 5.30 desteğini korumak çabasıyla bu durum ön planda olacak şekilde bir seyrin olabileceğini ama 5.35 direncinin de bu hafta aşılmasının oldukça güç olduğuna dair şahsi bir kanaatimden bahsetmiştim. Nitekim dün aktarmış olduğum analizde 5.30-63 seviyesinin pivot noktası olduğunu, bugün için takip edilmesi gereken pivot seviyesi olduğunu, 5.28-46'ya kadar geri çekilmeler olabilir ama 5.30'un üzerinde kaldığımız müddetçe de 5.31-87'ye doğru yönelim olabilir ifadesini kullanmıştım. Zira bugün en düşük 5.29-05 görüldü. Belirtmiş olduğum 5.28-46'ya pek de yaklaşılmadı ve birinci direncimiz olan 5.31-80'lere doğru da bir yaklaşım olarak 5.31-76 seviyesi en yüksek değer olarak görüldükten sonra şu anda 5.31 yakınlarında seyrimiz devam etmekte. Günün bu şekilde kapanabileceğini eğer dikkate alacak olursak gece 24'ten sonra mutlaka net rakamları vereceğim ben size. Şu anki rakamları bugünün kapanış rakamları gibi değerlendirecek olursak yine 5.30-60'lar seviyesinin pivot seviyesi konumunda olduğunu görüyoruz. Direnç noktamız biraz daha yükselmiş durumda 5.32-18'e ulaşmış durumda. Buranın da geçilmesi durumunda 5.33-30 ve nitekim 5.35 direnç noktamızı tekrar karşımızda yarın içinde olası hızlı ve sert bir hareketlilik durumunda karşımıza çıkabilecek olan direnç olarak görmekteyiz.
Bu seviyenin aşağısında ise, fiyat seviyemizin aşağısında ise 5.29.50 seviyesini ve onun altında da 5.28 seviyesini şu anki rakamlar itibariyle görmekteyiz. Değerli arkadaşlar, yükselen trendimizin yükselişi destekleyici güçlü eğilim adına devamı bakımından şu an oluşan alt banttaki destek noktamız 5.32.18 seviyesine ulaşmış durumda. Yani 5.32.18 seviyesinin aşağısında kaldığımız zaman 5.30 desteğini biz sorgulamaya devam edebiliriz. Bu seviyenin aşağısına küçük salınımlar olabilir. Ancak bu 5.32.18'deki yükselen kanal desteğimizin üzerine çıkabildiğimiz ve burayı destek olarak algılamaya başladığımız zaman yükseliş eğiliminin biraz daha güçlenmiş olabileceğini düşünebiliriz. O halde arkadaşlar 5.38.18'e biraz özel bir dikkat göstermek gerekiyor. Şayet bu ayın son geri kalan 3 gününde yukarı yönlü ataklar olur ise bu seviyenin aşılıp aşılamadığına dikkat etmeli. Hatta belki de çarşamba günü ve perşembe günü itibariyle bu seviyeler civarında bir seyrin olma ihtimalini dikkate alabiliriz. Burayı geçmekte zorlanan ancak vade sonunun tamamıyla neticelenmesi ardından bu seviyeyi destek haline getirip de tekrar 5.35 direncini zorlayıcı bir eğilim ve burayı da aşmak 5.38 ve 5.40 bölgelerine ulaşmak adına güçlü seyrin o süreç içerisinde oluşabileceğini hesaplara katmakta yarar bulunuyor. Değerli arkadaşlar, dolar TL ile ilgili olarak genel manada bir sorun bulunmuyor. 5.30 civarındaki hareketini devam ettirmekte. Genel olarak yükseliş eğilimini de sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Bu tür küçük salınımların olması gayet normaldir. 5.35 direncini geçtiğimiz hafta iki defa denedik ama geçemedik. Şu anda mevcut sebeplerle biraz Çin-ABD ile ilgili olan gelen iyimser haberlerin gelişmekte olan ülkeleri yönelik olarak etkilemiş olması, bir diğer yandan da Şubat ayının vade sonu pozisyonu gereğince şu anki tablonun gayet normal, zayıf seyrinde normal olduğunu düşünebiliriz. Bunu bir soluklanma olarak değerlendirmek mümkün olabilir kanaatindeyim. Arkadaşlar, Merkez Bankası'nın bugün itibariyle Şubat vadede yine herhangi bir işlem yaptığına tanık olmuyoruz. Merkez Bankası'nın biliyorsunuz Şubat 28 tarihinde, yani 2 gün sonra kapanacak olan 850 bin kontrat civarında pozisyonu bulunuyor. Bu pozisyonlarını alım yönünde de kapatabilir ama bu miktarda bir alımı yapması neredeyse imkansız olduğu için geçmiş aylarda olduğu gibi vade sonundaki uzlaşma fiyatından otomatik olarak kapanmasını sağlayacaktır. Vadenin son günü uzlaşma fiyatı olarak ne belirlenmişse o fiyattan kapanmış, o rakamdan kapanmış olacaktır. Arkadaşlar, Merkez Bankası'nın Mart ayı kontratlarına geldiğimiz zaman Merkez Bankası Mart ayındaki short pozisyonlarını artırma yönündeki eğilimini devam ettirmekte. Bugün arkadaşlar 25 bin kontrat civarında, 25.600 kontrat ekstra short pozisyon açmış durumda. Merkez Bankası'nın yaklaşık 200 bin civarında kontrat elinde ürün bulunmakta. Yani Mart vade itibariyle bu miktarda bir short pozisyonu bulunuyor. Ancak çok önemli bir durum söz konusu ki arkadaşlar, Nisan vadede Merkez Bankası'nın elindeki toplam kontrat sayısı bugün yapmış olduğu ekstra short işlemlerle, ki bugün 30 bin kontrat işlem yaptı, bu işlemlerle birlikte 705 bin kontrat rakamına ulaşmıştır. Sürekli vurgu yapıyorum, Merkez Bankası'nın Nisan vadede yüklü miktarda pozisyon artırma eğiliminin seçimlerden sonraki bir ay olması nedeniyle bu dönemde dolar TL'deki spekülatif hareketlerin, dalgalanmaların yüksek olabileceği endişesine bağlı olarak Nisan vadede, henüz daha 2 ay var bu Nisan vadenin yaşanabilmesi adına, ama bu kadar geriden geliyor olmasına rağmen bu miktarda bir kontrat biriktirmiş olmasını anlamlı görmekteyim. Zira önümüzde Mart vade var. Mart vadede henüz 200 bin civarında bir kontrat elinde short pozisyon bulunuyorken Nisan vadede bu kadar yüksek miktarda kontratın olması anlamlı. Tabii ki Nisan vadedeki kontrat miktarının, Mart vadede kontrat miktarının fazla olmamasının bir nedeni de Mart vade Nisan vadeye oranla biraz daha geç bir tarihte işlem görmeye başladı. Bunun da etkisi vardır. Dolayısıyla Aralık ayından sonra işlem görmeye başladığı için de maliyetleri pek yüksek olamadı. Zira Nisan vade Ekim ayından itibaren açık olan bir kontrattır, bir vadedir ve bu süre içerisinde daha yüksek seviyelerden short pozisyon açma imkanı bulunduğu için Nisan vadede Merkez Bankası'nın ortalama maliyeti 5.67 iken, ancak Mart vadede Merkez Bankası'nın maliyeti ortalama 5.37-5.38'ler civarında. Bu sebeple
Mevcut kurunda her an 5.38-5.40'lar bölgesine hareketlenme olasılığının da gündemde olduğunu veya daha kolay olabileceğini dikkate aldığımız zaman zannediyorum Mart vade itibariyle Merkez Bankası Nisan vadeye biraz daha fazla bu sebepten de önem veriyor olabilir. Zira Nisan vade için pozisyonlarının biraz daha elinin rahat olduğu anlamını buradan çıkarabiliyoruz ve seçimlerden sonraki aşırı dalgalanmalara karşı elindeki silahların güçlü olmasını arzu ediyor olabilir. Tabii ki bunlar tamamıyla tahminden ibaret bir durumdur. Zira şu anki rakamların bizlere düşündürmüş olduğu hususlar bunlar oluyor. Değerli arkadaşlar, yarına yönelik olarak beklentileri ifade ettim. 24'ten sonra, gece 24'ten sonra son net verileri mutlaka aktarmış olacağım. Şimdilik hoşçakalınız diyorum. Umarım ki doğru yönde olabileceğiniz ve kazançlarla pozisyonlarınızı şekillendirebileceğiniz bir gün olur. Bu arada arkadaşlar, hemen unutmadan bir de dolar viyop pozisyonları ile ilgili olarak açıklama yapayım. Bunu az kalsın atlıyordum. Evet arkadaşlar, dolar viyop hususuna baktığımız zaman evet grafiğimiz bugün itibariyle arkadaşlar yükselen kanal desteğinin altına indiğimizi görüyoruz. Yükselen kanalımız 5.31.57 idi. Bugün ise son kapanışımız 5.30.58 ila gerçekleşti. Bu bir günlük kapanışı çok fazla önemsemek doğru olmaz. Ancak genel anlamda 5.30 seviyesinin bu konuda da önemli bir destek konumunda olduğunu görmekteyiz. Zira dünkü analizimizde en düşük 5.31.04 seviyesini ve 5.29 seviyesini önemsemiştik. Zira bugün de arkadaşlar hangi seviyeleri görmüşüz? Aynen 5.29 seviyesini görmüşüz. Birinci desteğimizden net bir şekilde bir yukarı eğilim oluşmuş. En yüksek olarak da 5.31.30 görülmek suretiyle pivot seviyesinin üzerinde kalamayan, bu nedenle de biraz daha aşağı eğilim içerisinde olan bir seyrin var olduğunu görmekteyiz. Ancak viyop işlemlerinin kapanış saatinde hala dolar zayıf bir konumdaydı. O saatlerde, o anlarda Powell'ın konuşmaları devam ediyordu. Bu durum gereğince şu anda eğer 5.31-5.31'ler civarında bir kapanış yaşanacak olursa, USD-TR'ye kuru bakımından söylüyorum, gün sonu değeri bu şekilde olursa ve yarına yönelik de benzer seviyelerde olacak olursak, viyop USD'nin yarını biraz daha olumlu geçirme ihtimalinin gündemde olabileceğini söyleyebiliriz. Yarın için 5.30-36 seviyesi pivot seviyemizdir değerli arkadaşlar. Ve 5.31.74 seviyemizin birinci direnç konumunda olduğunu, buranın geçilmesi durumunda ise 5.32.68 ve 5.34 bölgesinin gündeme gelebileceğini anlamaktayız. 5.32.60-5.33 bölgesine özel bir dikkat göstermekte yarar olabilir. Zira belirttiğim gibi Şubat vadeli kontratların kapanma sürecinin çok yakın olması ve bir taraftan da Mart vadeye geçişlerin olduğu bir ortamda buradan vadeyi kapat, diğer taraftan vadeyi aç şeklindeki işlemlerin mevcut olması nedeniyle biraz böyle dar bir bantta bir hareketlilik olabilir. Bu açıdan 5.32.60-5.32.50 ile 5.33 bölgelerine long pozisyon taşıyanların dikkat etmesinde yarar olduğu kanaatindeyim. Evet, tekrar iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın, saygılarımla.